Öyle bir çiçek düşünün ki sadece görünümü ve güzel kokusuyla değil, asırlardır şifa kaynağı olarak da kullanılsın. Dünyaca ünlü Isparta Gülü, Güller Diyarı Isparta'dan dünyanın dört bir yanına nefis bir koku, tat ve güzellik yayıyor. Yüzlerce üründe farklı şekillerde kullanılıyor. Hem gönlü ferahlatan güzel bir koku kaynağı hem de geçmişi asırlar öncesine dayanan bitkisel bir reçete. İslam tasavvufunda Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve muhabbetin sembolü olan Osmanlı hekimleri tarafından ferahlatıcı etkisiyle ateşli hastalıkların tedavisinde kullanılan gül, Isparta'nın en önemli ihracat ürünü. Gül, Isparta bölgesi için Allah'ın bir lütfu. Ana adok noktamız gül. Gül yağı, gül suyu bizim ana lokomotif ürünlerimiz. Gül yağı parfümeri sanayinde kozmetik ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika'ya bu ürünümüzü, gül yağı ürünümüzü bir ham madde olarak ihraç etmekteyiz. Son 3-4 senedir Uzak Doğu'da Çin, Tayvan, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Japonya ülkelerine kadar ihracatımızı gerçekleştirmekteyiz. 1950'lerde kentte gül üretimi yapan çiftçilerin birlikteliğiyle oluşan Kooperatifler Birliği bugün gülü işleyerek farklı ürünler halinde tüketiciye sunuyor. Isparta demek gül demek. Kente ruhunu veren çiçek, kozmetik ürünlerinden lokuma, sirkeden reçele kadar yüzlerce ürünün içerisinde yer alıyor. %100 doğal gül suyu ürünü bizim şu anda en rağbet gören, en beğenilen ürünümüz. Kadın müşterilerimiz gül suyunu makyaj temizleyicisi olarak, cilt temizleyicisi olarak, tonik olarak kullanmakta. Aynı anda bay müşterilerimiz de tıraştan sonra da içinde hiçbir katkı maddesi ve alkol ürün olmadığı için de ürünü kullanmakta. Hasadı yapılan gül çiçeğinden elde ettiğimiz mayalarla beraber gerçekleştirdiğimiz gül lokumu, gül reçeli, gül şurubu, gül sirkesi ürünlerimiz de gıda ürünleri portföyümüzün içindedir. Isparta gülü dünyada da ününü her geçen yıl daha çok artırıyor. I like the rose water. Gül suyunu seviyorum. Cildi sağlıklı tutuyor. And it looks nice. Dünyada tanımlanan 1350 gül türü arasında en kalitelisi olan Isparta gülü, küresel piyasada Türkiye'yi en önemli üretici konumuna taşımakla birlikte kente de turizm girdisi sağlıyor. Son 3 yıla özellikle Isparta'mızda gül turizmi çok iyi bir gelişme gösterdi. Mayıs ve Haziran aylarında gül hasadımız başlıyor. Mayıs ayında da Güneykent kasabamızda gül festivali oluyor. Bu yıl yaklaşık olarak 8-10 bin civarında bir yabancı misafirlerimizi ağırladık. Gül müzesini gezdirdik. Daha sonra misafirlerimizi gül havuzlarında fotoğraf çektirdiler.